Namussuzsun, alçaksın demiyorum ben sana bak. Demiyorum. Demiyorum ama bize söylediğin bütün lafları sana iade ediyorum. Onu söyleyeyim. Bak ben 30 yıldır devrimcilik yapıyorum Süleyman Soylu. Senin gibilerden korkmam. Senin gibilerden de korkmam, peştahından da korkmam. Ayıp, ayıp, ayıp. O senin savunduğun yerlerin cezaevinde çektiğim işkencesinde çektim ben. Burada öyle bir şey var ki bir düşman kamp var. Aman bunları konuşturmayalım. Aman dinlemeyelim. Öyle bir ruh haliyle ben kendi kitleme ne kadar kahramanca konuştuğumu ifade edeyim, ruh haliyle birbirimizle konuşuyoruz. Dolayısıyla bu ruh halinden çıkmadığımız müddetçe Türkiye'nin hiçbir sorunu çözülmez. Türkiye bölünmüştür. Türkiye ne zaman bölünmüştür? Madımak katili affedince bölünmüştür. Türkiye bölünmüştür. Bir anneye çocuğunun cenazesi paketle gönderilince, Ali Rıza babaya çocuğunun kemikleri bir kutu içinde verilince Türkiye bölünmüştür. Türkiye Süleyman Soylu eliyle HDP'li belediyelere kayyum atanıp Selçuk mızraklı ve belediye başkanlarımız suçsuz yere iftiraya maruz kalınıp tutuklanınca bölünmüştür. Ve dolayısıyla Türkiye ortadan yırtılmakta, Türkiye kanamaktadır.